Ekranlarında seçim aktarıyla karşınızdayız değerli izleyenler. 30 Mart yerel seçimlerinde kadın aday oranları beklentilerin altında kaldı. En çok kadın aday eş başkanlık sistemini uygulayan BDP'de. Ardından CHP ve AK Parti geliyor. MHP ise illerde kadın aday göstermedi. Biz de seçim aktüelde bu akşam İstanbul'un iki ilçesinin kadın adaylarını ağırlayacağız. AK Parti Maltepe adayı Edibe Sözen ve Avcılar CHP adayı Handan Toprak'la yerel seçim çalışmalarını konuşacağız. Seçim aktüel başlıyor. İlk olarak AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Edibe Sözen'e sözü vereceğiz. Zira kendisi stüdyolarımızda değil, biz ona misafir olduk. Sayın Sözen merhabalar. Merhabalar. Sayın Sözen, kadının özellikle siyasetteki yeri, bu yerel seçimlerdeki yeri dedik. 1930'lardan beri seçilme hakkına sahip olan kadınlardan bahsediyoruz ama galiba yine bu yerel seçimlerde de pek beklenen olmadı. Yine o kota aşağılarda kaldı. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi tabii genel seçimler esnasında kadın adaylarımızın müracaatı her geçen seçimde biraz daha artıyor. Ama yerel seçimler noktasında istenilen başvuru ve istenilen sayıda kadın adayımız yok. Bunun sebebi biraz da bir siyasi ve sosyal şartlara ve kentin siyasi hayatında kadınların talep edip etmemelerine göre belirleniyor. Biliyorsunuz demokrasiler talep etme rejimleri. Yani kadınlar kendileri aday olmak isterlerse olabilirler. Böyle bir hakları var. Zannediyorum bu hak bizler tarafından yeterince kullanılmıyor. Bir de tabii tecrübe olarak bakıldığında genelde belediye başkanı denince hep erkekler akla geliyor. Yereldeki sorunların çözümleri daha çok altyapı sorunları olduğu için, üst yapı sorunları bunun akabinde geldiği için kadın adaylarımız bu altyapı sorunları noktasında biraz daha çekingen. Ama biz özellikle 2004 yerel seçimlerinden bu yana kadın adaylarımızın da sahaya çıkmaya istekli olduklarını görüyoruz. Çünkü nereden bakarsak bakalım kentlerin aşağı yukarı altyapıları tamamlanmış durumda ve üst yapılarını harekete geçirebilecek kadın vizyonuna her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Kültürel, sosyal belediyeciliğe kadın belediye başkan adaylarının çok daha başarılı imzaları olacaktır diye düşünüyorum. O bakımdan önce olmak gerekiyor. Yol açmak gerekiyor kadınlarımıza ve yerel yönetimlerde kadınların gerçekten özellikle üst yapı kurumlarını belirleme noktasında, yani bir şehirde yaşayan engellilere, kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara bakım noktasında çok güzel projeler geliştireceklerini ben bizzat düşünüyorum. Siz sözlerinizi tamamlamadan hemen önce ekrana grafikler de geldi. Maltepe'ye ilişkin 471 bin nüfusa sahip, seçmen sayısında 351 bin olduğu bir ilçe ve sandık sayısı da 1128 olarak yansıyor. Bu arada 2009 yerel seçim sonuçlarını da aktaralım Maltepe ile ilgili olarak. CHP %51 ile şu an belediye başkanı CHP'den, bunu da belirtelim. AK Parti %37, Saadet Partisi %3, Büyük Birlik Partisi'nin %2.9'luk bir oranı aldığını seçebiliyorum şu an monitörümden ve son olarak DTP'nin de %2'lik bir oy oranı olduğunu söyleyelim. Öyle geçelim ikinci sorumuza. Sayın Sözen, az önce siz konuşurken bir taraftan da seçmen ziyaretleriniz, sokaklardaki ziyaretleriniz ekrana yansıdı. O ziyaretlerde bir kadın olarak karşılaştığınız farklı olayları belki bizimle paylaşabilirsiniz. O çalışmalar nasıl gidiyor? Maltepe'ye bir kadın başkan adayı olarak siz neler vaat ediyorsunuz? Çalışmalar gerçekten çok verimli, hareketli, coşkulu, heyecanlı. Hatta şarkılarla, türkülerle karşılanıyoruz.
horonlarla, halaylarla karşılanıyoruz. Bazı mahallelerde özellikle coşku ve heyecan çok fazla. Bu anlamda seçimin sokaktaki psikolojisi gerçekten çok iyi. Hizmetlerimizi anlatıyoruz, yapacaklarımızı, projelerimizi ve bu projelerin somut projeler olduğunu anlatınca insanlarımız bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Çünkü insanlar hizmet belediyeciliği noktasında AK Parti belediyecilik anlayışına gerçekten güveniyorlar. Bir bayan olarak özellikle bayanlar ve gençler çok umutlu. Bir de tabii akademik bir geçmişimiz olduğu için öğrencilerimizle, genç kardeşlerimizle, burası aynı zamanda bir üniversite kenti olmaya doğru da yol alıyor. Onlarla çok iyi bağlantılar kuruyoruz. Onların heyecanını sahaya yansıtmak gerekiyor. Ama tabii ki bu ilçenin kendine özgü ciddi sorunları var. Mesela geçtiğimiz günlerde bir mahalle gezisinde iki tane genç oturmuşlardı. Gittim onların yanına, dedim ki bir belediye başkanı olsam benden ne istersiniz deyince benden bana söyledikleri şu oldu. Bir karakol isteriz dediler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar güzel bir ilçede ciddi bir güvenlik sorununun olduğunu bir şekilde bana yansıttılar. Oysaki gençlerimiz buna değil, daha çok kültürel merkez istemeye, spor merkezi istemeye, işte gençlik merkezi istemeye yatkın olmalılar. Mahallelerin içlerine girdiğinizde sorunların çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda ben bir dakika bile mahallelerden ayrılmak istemiyorum. Çünkü sorunları tek tek çözme noktasında Maltepelilere vermiş olduğum bir söz var. Bu sözü yerine getirmem gerekiyor. Ama bu sözü yerine getirirken de hakikaten tek tek insanlarımızı dolaşmamız gerekiyor. Burası İstanbul'un önemli bir ilçesi olmasına rağmen başta güvenlik sorunu olmak üzere ciddi sorunlar var ve bu sorunların hakikaten insanlar tarafından dile getirildiğini ve bunun ancak AK Parti tarafından çözümleneceğini görüyoruz. Sahada bu tür izlenimlerimiz var ve inanıyorum ki biz hakikaten 30 Mart sonrası Maltepe'yi bambaşka bir şekilde yöneteceğiz. Bambaşka bir şekilde insanlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Onlara yakın olmak noktasında, onların sorunlarını dile getirme noktasında, çözüm bulma noktasında bütün kadrolarımızla birlikte hareket edeceğiz. Dediğim gibi gençlerin karakol istediği bir ilçeden güvenlikli alanların olduğu bir şehre doğru bu şehrin acil bir yolculuk yapması gerekir. Bunu sağlama noktasında da kararlıyız, azimliyiz, inançlıyız ve bunu başaracağız. Özellikle Maltepe için güvenlik sorununun altını çizdiniz ama bunun dışında birkaç projede duyalım mı sizden? Yaklaşık bir iki dakikamız var ama bunun dışında elbette ki bunun dışında çok ciddi mega projelerimiz var. Bu mega projelerin başında neredeyse %25'i açılmış bulunan çok büyük bir aktivite alanımız var. Bu alan 1 milyon 200 bin metrekarelik bir yeşil alan. Bu alan üzerinde hem kültürel hem de spor aktiviteleri gerçekleştirilecek. Bu sahil bandında yemyeşil bir alan. Bunun dışında çok büyük bir bölge parkı, belki Türkiye'nin en büyük bölge parkı olarak kabul edeceğimiz bir bölge parkımız var. Bunun donatıları hazırlandı, planları yapıldı. Bu parkımızda nereden baksak 5 milyon metrekarelik bir park. Aşağı yukarı İstanbul'un en büyük mesire alanı olacak. Ayrıca ilk kez olmak üzere, belki bir ilk olacak bu Maltepe'de, Başı Büyük köyünden, ki bu ilçenin üst kesimlerini ihtiva eden bir alandır burası, Başı Büyük köyü, Başı Büyük köyünden sahile bir havaray taşımacılığının ön görüşmelerini yaptık. Büyükşehir Projeler Müdürlüğümüzde bu kabul edildi ve göreve gelir gelmez hemen bunu aktifleştireceğiz ve yapımına başlayacağız. Nereden baksak 200 kişilik bir hava taşımacılığı olacak bu. Sahile gidiş gelişleri yukarıdan, yani kuzeyden, en kuzeyden en güney noktaya gidiş gelişlerini sağlayacağız insanlarımızın. Tabii Maltepe'nin çok acil sorunlarından biri de bu şehrin ciddi anlamda bir merkezinin bulunmaması. Bunun da ön görüşmelerini Büyükşehir Belediye'mizde yaptık ve Merkez Camii denilen, yani Maltepe'nin merkezini oluşturan alan yayalaştırılacak
ve bir tünelle araçların geçişi sağlanacak. Bu tabii insanlarımızın çok büyük bir nefes almasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ve kültürel belediyeciliğimizin en büyük temsili olan gençlere, yaşlılara, kadınlara, çocuklara her mahallede eşit hizmet veren, ihtiyaca yönelik hizmet veren sosyal kültürel projelerimiz olacak. Kreşler, anaokulları, ücretsiz kurslar başta olmak üzere kadınlarımızın boş zaman değerlendirmeleri, onların istihdam alanlarını genişletme faaliyetleri olmak üzere yaklaşık 5000'e yakın engelli vatandaşımızın da bulunduğu bu ilçede engellilere engelsiz bir hayat tanıma noktasında projelerimizi paylaşacağız. Anlıyorum. Ve bunları hayata geçireceğiz. Sayın Sözen, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi bir seçim olsun diyoruz. Sizin için de AK Parti Maltepe Belediye Başkanı adayı Edibe Sözen konuğumuzdu.